Üniversitemizin Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor İrfan Suat Günsel'e Yakın Doğu Enstitüsü'nü hayata geçirme sürecinin her aşamasında bize duyduğu güven ve verdiği destekten ötürü teşekkür etmek isterim. Yine bununla birlikte 25. yılını kutlamakta olan üniversitemizin çok değerli akademik ve idari kadrosuna, bu sürecin farklı aşamalarında bizlere sağlamış olduğu katkıdan dolayı bir teşekkürü yine bir borç biliyorum. Ayrıca üniversitemizin bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine çok büyük bir devinim sağlayacağına inandığımız Mükemmeliyet Merkezi'nin Başkanı Profesör Doktor Nedime Serakıncı'ya da bize ve üniversitemizin diğer araştırma merkezlerine yönelik kapsayıcı ve destekleyici yaklaşımı için yine teşekkür etmek isterim. Tabii bu basın toplantısını bir teşekkür seremonisine dönüştürmek gibi bir şeyim yok. Ancak bu teşekkürlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bizim nasıl geniş ve özverili bir ekip içerisinde, bir aile içerisinde olduğumuzu gösteren bir teşekkür sırası diye düşünmekteyim. Nitekim enstitümüz eğer 25 hafta gibi kısa bir süre içerisinde mevcut yapılanmasını tamamlayıp faaliyetlerini hayata geçirmeye başlayabildiyse, bu büyük ölçüde üniversitemizin 25 yıllık eğitim geleneğini, kültürünü ve birikimini özümsemiş böyle bir ekibin parçası olarak çalışmamız sayesinde mümkün olabilmiştir. Bunun yanı sıra tabii ki yürütme kurulumuzun dinamizmi, eş güdümü, danışma kurulumuzun uluslararası tecrübesi ve araştırma görevlilerimizin özverili çalışmalarının da bunda çok büyük bir payı vardır. Şimdi enstitümüzün tanıtımına gelince, dünyada son yıllarda sayıları hızla artan düşünce kuruluşları, sosyoekonomik ve kültürel politikaların oluşturulmasında, uygulamaya geçirilmesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynayan aktörler haline gelmiştir. Yakın Doğu Enstitüsü, bu düşünce kuruluşu anlayışının Yakın Doğu bölgesinde ve Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki tezahürü olmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Yakın Doğu Enstitüsü'nün amaçları arasında değişik bilim alanlarını ilgilendiren ve özellikle Yakın Doğu bölgesindeki toplumların gündeminde önemli rol oynayan sosyal, kültürel, ekonomik, stratejik ve bilimsel konularda politika, üretim ve veya denetleme süreçlerinde bilimsel danışmanlık yapmak, sertifika ve araştırmacı değişim programları aracılığıyla öğrencilere ve toplumun değişik kesimlerine eğitim hizmetleri vermek, tematik etkinlik haftaları ve odak konu çalışmalarıyla akademisyenler, öğrenciler ve toplumun diğer kesimleriyle etkileşimli projeler üretmek ve uygulamaya geçirmek, toplumsal fayda sağlayacak projelere bilimsel destek sağlamak, işbirliği protokolleri ve akademik değişim programları aracılığıyla Kıbrıs'la özelde Yakın Doğu'nun diğer toplumları, genelde ise uluslararası toplumun tamamı arasında karşılıklı etkileşimi pekiştirecek akademik bir köprü oluşturmak sıralanabilir. Yakın Doğu Enstitüsü'nü diğer araştırma, uygulama kurum ve kuruluşlarından ayıran en önemli nokta, çok boyutlu ve çok yüzlü bir yapıya sahip olmasıdır. Bu anlamda YDE, Yakın Doğu Enstitüsü, bir yandan bir düşünce kuruluşu anlayışıyla araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunurken, diğer yandan üniversitenin evrensel değerleri çerçevesinde eğitim ve yayın faaliyetlerini hayata geçirecektir. Yakın Doğu Enstitüsü'nün çok yönlülüğünün diğer bir bileşeni de toplumsal fayda oluşturmaya yönelik faaliyetleri olacaktır. Yakın Doğu Enstitüsü, toplumla iç içe bir üniversite anlayışının pekişmesinde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir. Öyle ki Yakın Doğu Enstitüsü, toplumun her kesimiyle birlikte düşünen ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin faaliyetlerini koordine eden ve bir düşünsel çekim merkezi olacaktır. Bu bağlamda Yakın Doğu Enstitüsü, hem bir düşünce hem de bir eğitim kuruluşu olma niteliğiyle ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan değişimleri ve olayları çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirecektir. Aynı zamanda politika üretme süreçlerine katkı koyacak, onları bilimsel yöntemler ışığında eleştirecek ve alternatif yaklaşımlar geliştirme çalışmalarında bulunacaktır. Bu çerçevede Yakın Doğu Enstitüsü, kısa, orta ve uzun dönemli çalışmalarını 4 ana bağlamda ve alanda çok yönlü proje yönetimi prensibiyle planlayıp hayata geçirecektir. Bunlar eğitim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, toplumsal fayda ve uygulama projeleri.
Eğitim faaliyetleri çerçevesinde Yakın Doğu Enstitüsü sertifika programları, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin kısa dönemli eğitim ve sertifika programları, değişim programları ve yaz okulları, meslek içi tazeleme eğitimleri ve önem verdiğimiz yine diplomasi okulu eğitim faaliyetlerimizin önemli bileşenlerini oluşturacaktır.